Suriyeli eylemci Suat Adiye, Kahire'deki hayatının normale yakın olduğunu söylüyor. Ancak ülkesinde yaşanan dehşet aklından çıkmıyor. Uzun yıllar Guta'da yaşayan Hadiye, 21 Ağustos'taki kimyasal saldırıdan yalnızca birkaç ay önce Mısır'a kaçmış. Hadiye yine de uluslararası kamuoyunun sadece kimyasal silahlara odaklanmasını yeterli bulmuyor. Hadiye, kimyasal silahın birkaç yüz kişiyi öldürdüğünü ancak konvansiyonel silahların yüz binlerin hayatına mal olduğunu hatırlatıyor. İnsanları nasıl öldürdüğünüz fark etmez. Bu ister kimyasal silahlı olsun, ister toplarla, ister savaş uçaklarıyla, ister idam ya da katliamla fark etmez. Çocuklarımız çok farklı silahlar kullanılarak öldürülüyor ve dünya sessizce, ilgisizce izlemeye devam ediyor. Hadiye evini diğer mültecilere de açmış ve Amerika'nın diplomaside başarı sağlanmazsa askeri seçeneği kullanmak istemesinden memnun. Amerika'nın yalnızca Beşar Esad'ı kimyasal silah kullandığı için cezalandırmasını istemiyor. Görevden ayrılmasını da istiyor. Ancak bu tüm Araplar arasında destek bulan bir görüş değil. Aynı evde yaşayan 20 yaşındaki Ayman, Orta Doğu'daki kamuoyunun büyük ölçüde müdahaleye karşı olduğuna dikkat çekiyor. Arap ülkelerinde yaşayan birçok kişi Amerikan müdahalesine karşı. Bu utanç verici. Gözlerinin önünde insanlar ölüyor, onlarsa müdahale istemiyor. Bazıları bunun daha geniş bir savaşı başlatmasından korkuyor. Profesör Christian Dunnett gibi diğerleri ise muhalifler arasındaki cihatçı etmenlerin güçlenmesinden endişeli. Esad karşıtı güçler arasında çok sayıda aşırı uç var. Amerika'nın bu güçler aracılığıyla Esad rejiminden daha iyi bir sonuca varabileceği de kuşkulu. Hadiye gibi ılımlı muhalifler için bu sorun değil. Her ne kadar cihatçılar onun hedeflerini paylaşmasa da. Onlar bizden değil. Düşüncelerini paylaşmıyoruz ve bizi temsil etmiyorlar. Ancak bizi kim savunursa ona ihtiyacımız var. Dünyanın sessizliğine karşı bizi kim savunursa ona ihtiyacımız var. Dünya şimdi kimyasal silahlara odaklanmış olsa da konvansiyonel silahlardan kaynaklanan ölümler artarak devam ediyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington.